CHP Kütahya Milletvekili Doktor Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçmesinin perde arkası. Saadet Partisi'nin grup kurması amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Saadet Partisi'ne geçtiği açıklanan CHP Kütahya Milletvekili Doktor Ali Fazıl Kasap'ın aslında CHP'den gönüllü kaçtığı öne sürüldü. Kütahya'da saygınlığıyla tanınan ancak isminin açıklanmasını istenmeyen bir CHP'li konuya ilişkin olarak Doktor Ali Fazıl Kasap'ın Özgür Özel tarafından bir fedakarlık örneği olarak Saadet Partisi'ne geçtiği şeklindeki sunumu gerçeği yansıtmıyor. Doktor Ali Fazıl Kasap gönüllü olarak geçti. CHP kurultayı öncesi açık ve net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Doktor Ali Fazıl Kasap, Özgür Özel'i destekleyen ve Kütahya'da ağırlayan CHP Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksaz'ın Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabinede bir nevi Sağlık Bakanı yapılmasına tepki olarak Saadet Partisi'ne gönüllü olarak geçmiştir. Özgür Özel ile Ali Fazıl Kasap'ın araları bu yüzden seçim öncesinden beri pek iyi değildi. CHP'den ayrılma planları yapan Fazıl Kasap'a Saadet Partisi milletvekilinin ani vefatı bir nevi çare oldu. Özgür Özel'e kendisi giderek Saadet Partisi'ne geçmeyi önerdi. Özgür Özel de büyük bir memnuniyetle kabul etti. Yani bu çerçevede alan, giden ve gönderen razı durumu var. Ali Fazıl Kasap geri dönmez. Gelecek seçimlerde CHP listelerde yer bulamaz. Kütahyalı siyasetçi sözlerine devamlı. Ali Fazıl Kasap'ın geçici olarak Saadet Partisi'ne verildiği söylense de bu doğru değil. Zira geri dönse bile gelecek seçimde listede yer bulması neredeyse imkansız. Fazıl Kasap'ın şimdi Özgür Özel tarafından el üstünde tutulan Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz'la da uzun süredir aralarının iyi olmadığı da biliniyor. Fazıl Kasap gelecek seçimde aday olamayacağını çok iyi biliyor. Ancak Saadet Partisi'nden aday olursa Kütahya'da seçilme şansı olabilir. Bu nedenle asla geri dönmez. Doktor Ali Fazıl Kasap'ın açıklaması. Saadet Partisi'ne geçen Doktor Ali Fazıl Kasap'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saadet Partisi'nin bütçe görüşmelerinde sözünün bitmemesi için büyük bir siyasi dayanışma örneği göstererek bana bu misyonu ve görevi veren Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'e çok teşekkür ederim dese de bu pek inandırıcı bulunmadı. Vatandaşlardan Özgür Özel'e tepki var. 46 yıl sonra kazandığınız tek milletvekilini niye verdiniz? Büyük şehirlerden verseydiniz ya. Öte yandan Kütahya'da vatandaşlar Özgür Özel'in Kütahya milletvekilimiz Doktor Ali Fazıl Kasap fedakarlık yaparak örnek bir davranışta bulundu ve Saadet Partisi'ne geçti. Açıklamasına tepki göstererek şunları söylüyor. CHP Kütahya'da en son 5 Haziran 1977 seçimlerinde bir milletvekili kazanmıştım. Neredeyse yarım asır sonra kazandığımız ve tek milletvekilimizi niye gönderdiniz? Birden çok milletvekili olan illerden birisini verseydiniz ya şeklinde tepki gösteriyor. Celal Arslan isimli bir CHP'li ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e tepkisini ifade ederek fedakarlık yapacak başka il yok muydu da zar zor bir milletvekili çıkarılan Kütahya'yı seçtiniz. Keşke büyük şehirlerin vekillerinden verseydiniz. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İhsan Tunçoğlu'nun kaleminden haber kaynak Kütahya Dumlupınar Gazetesi ve Haber Sitesi.